Merhabalar, ben Doktor Gurur Polat. 20 yıldır tüp bebekle uğraşıyorum, tüp bebek yapıyorum. 20 yıl uzun bir süre olduğu için tüp bebeğin gelişimini baştan sona birebir yaşayarak gördüm. Ve benim işim sadece bu, sadece bebek yapmak. Tüp bebek aşılama, zamanlanmış birleşme, şu veya bu. Sonuçta benim işim sadece bebek yapmak. Gebelik takibi veya doğum kısımlarıyla ilgilenmiyorum. Son 2 yıldır Tepe Prime'da kendi kliniğimde hastalarıma, ailelere hizmet sunmaktayım. Aslında ailelere ben hasta demem. Çünkü biz bir ekibiz, biz bir takımız, biz bir aynı amaç uğrunda yola çıkmış, kaderin bir araya getirdiği insanlarız. Herkes elinden geleni burada yapmak zorunda. Aile de yapmak durumunda, ben de, hemşirem de, embriyolog da, herkes elinden geleni yapmak durumunda. Ve inşallah Allah'ın da yardımıyla hayırlı ve mutlu bir sona ulaşmak için çalışmaktayız. Çocuk ihtiyacı içerisinde olan ailelerin umdukları, arzu ettikleri sonuca ulaşmaları için buradayız. Merhabalar, her yerde çok yaşa, bugün çok yaşa stüdyosunda. Konuğumuz Ankara'dan, Çankaya'dan geldi. Eğer halen bir evlat sahibi olamadıysanız ve bunu gerçekten istiyorsanız lütfen bu dakikalarda bizden ayrılmayın. Çünkü kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Gurur Polat bizlerle. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam nasıl evlat sahibi olacağız? Tüp bebekte gelinen son nokta nedir? İnşallah tüp bebeğe gerek kalmadan kendi kendimize evlat sahibi olacağız ama eğer tüp bebeğe ihtiyaç duyuluyorsa yeni yeni bir sürü şeyler çıkıyor daima gelişme içerisinde tıbbın her branşında olduğu gibi. Örneğin medyumlar, bizim embriyoları beslediğimiz sıvı besleyici medyumlar, bunlar gelişiyor. Dondurma çözme teknikleri gelişiyor. Ama bir de en önemlisi asıl olarak eskiden biz tüp bebek yaptığımızda diyelim ki tutmadığında bunu açıklayacak, neden tutmadığını anlayacak ve anlatacak. Elimizde herhangi bir done yoktu. Şimdi neden tutmadığını anlamaya başladığımız zaman nasıl tutturacağımızı da öğrenmeye başlıyoruz. Bu da beraberinde bunu getiriyor. Ve bana sorarsanız en büyük yenilikler bu alanda oldu. Yani bir embriyo neden tutar veya bir embriyo neden tutmaz? Bu çok önemli olmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz embriyo anne ile babanın ortak bir ürünü. Yani yarısı anneden geliyor, yarısı babadan geliyor. Annenin de doğal bir savunma sistemi var. Kendisini yabancılara karşı korumak istiyor. Embriyo tamamıyla anneye ait bir şey olsa ortada hiç problem yok. Gelecek ve rahim bunu gayet güzellikle kabul edecek ve içerisinde barındıracak. Ama bu babadan gelen yarı işi biraz karıştırıyor. O zaman anne vücudunun bir kere öncelikle bir şeyin kendine doğru geldiğini anlaması ve onu tanıması gerekiyor. Yani bir şey bana doğru geliyor. Ne geliyor? Bebek. Bebeği tanıma konusunda bu lenfosit aşısı olarak ilk etaplarda çıktı. Lenfosit aşıları bizim çok işimize yaradı. Çünkü anne bir şeyin geldiğini anlamazsa onu kabullenmek için çaba göstermiyor. Lenfosit aşıları çok işimize yaradı. Sonradan lenfosit aşıları kendini geliştirdi ve gebelik aşıları olarak devam etti. Gebelik aşılarının da anne kanından alınıp yapılan tipi oldu. İlk baştaki lenfosit aşısı mesela babadan alınıyordu, lenfositler seçilip onunla aşı yapılıyordu. Hatta son dönemde bunun kimyasal lenfosit aşıları çıktı. Çatlatma enesinin sulandırılmasıyla beraber bunu rahim içine veriyorsunuz ve böylelikle rahim içi bebeği daha kolay kabullenip içerisine almaya başlıyor. Yani gene dönersek öncelikle bir kere rahim içinin, anne vücudunun, bünyesinin bir şeyin, bir embriyonun, bebeğin geldiğini anlaması gerekiyor. Kabullenmesi gerekiyor bebeği. O da ikinci aşama. Yani ikinci aşamada da onu bir dost olarak kabullenmesi gerekiyor. Dost olarak kabullendikten sonra bunların arasında, çünkü aileler şunu anlamakta çok zorlanırlar. Şimdi yumurtayı aldık, spermi aldık, ikisini bir araya getirdik, dölledik, embriyoyu yaptık. Rahimin içerisine şuraya koyduk, yahu bu burası ikisi arasında niye anlaşmıyor da bebek tutunmuyor diye bunu anlamakta çok zorlanırlar. Ama bu aralarında, bu ikisinin arasında o kadar çok salgı alışverişi var, o kadar çok ortamda bir sürü madde, molekül var ki
Her zaman içinde bunların dört dörtlük bir araya gelmesi pek de kolay olmuyor açıkçası. Sonradan işte zaman geçtikçe bir sürü testler, tetkikler, yöntemler bulunmaya başladı. Mesela romatoid hastalıklar bizim işimizi bozuyor, bunu anladık. Mesela tiroidle, guatr'la ilgili hastalıklar bizim işimizi bozuyor. Hatta enteresandır, hanım da hastalık haline gelmese bile anti-TG, anti-TPO gibi bazı salgılar var. Bunlar belli oranlarda yüksekse eğer gidiyorlar ve embriyoya yapışıp ona zarar veriyorlar. Çünkü bir düşünün, bir hanımı ortalama 60 kilo, 65 kilo diyelim. Bu koca bünyeye gelen az bir miktardaki düşmanca salgı, tiroide düşman salgı ki bunu hanım kendi vücuduna karşı yapıyor. Koca bünyede etki edemezken, dili olup sulanırken bizim zavallı embriyomuz 100 hücreli, 200 hücreli. Yani ona bu yapılan salgı fazla geliyor. Yine benzer şekilde mesela genç yaşlarda gözüken romatizmalar var. Eklem romatizması. Bakarsınız kadın veya erkek, delikanlı veya genç kız, yani 15-16 yaşındadır, eklem romatizması var denir. O eklem romatizması aslında eklemlerin eskimesine bağlı olan bir şey değil. İnsan vücudu kendi kendine düşman salgı yapıyor ve o ekleme gidip saldıran bir salgı. O yüzden romatizma oluyor. Veya kalp romatizması olan hanımlar, genç hanımlar. Yaşa bağlı olan bir şey değil bu. Vücut kendi kendine karşı düşmanca salgı yapıyor. Bu düşmanca salgılar işte gidip bizim embriyolarımızı vuruyor. Ve onların tutunmalarını zorlaştırıyor. Ez kaza, güç bela bu tehlikeyi aşıp tutunsa bile sonradan düşük yapma oranları veya rahim içinde ölüm oranları çok yüksek oluyor. Peki biz nasıl kolaylaştıracağız embriyonun işini? Bir yolu vardır herhalde, değil mi hocam? Eğer bunların olduğunu biliyorsak ona karşı önlemimizi alıyoruz. Yani bebeği transfer etmeden önce ön hazırlıklarını yapıyoruz. Ortamı ona göre uygun hale getiriyoruz. Bunları romatoid faktörleri mesela bastırıyoruz, baskılıyoruz çeşitli ilaçlarla. Ondan sonra embriyo transferine geçiyoruz. Veya bir diğer yine bu konuyla ilgili son yeniliklerden. Şimdi bebeğin tutunmasını kolaylaştıran beyaz küreler var veya lenfositler var. Bir de zorlaştıran, onu düşman kabul edip sanki bakteriymiş, virüsmüş gibi düşman kabul edip ona saldıran, vücudu aklı sıra koruyan lenfosit grupları var. Bu lenfositlerin belli oranlarda olması gerekiyor ki bebek, embriyo rahat bir şekilde gitsin, vücuda yerleşebilsin. Bu oranlara bakıyoruz. Eğer baktık ki mesela doğal öldürücü, natural killer dediklerimizde bir artış var veya düşman kabul edecek olan bölümde oranlarında bir artış var, o zaman onları bastırmak için gerekli ilaçları veriyoruz. Embriyo gittiği zaman rahat bir ortam buluyor kendisine. Gibi pek çok şey var. Yani etken var ve özellikle genç hanımlarda, bu daha çok Avrupa'da yayınlanacak olan bir program olduğu için söylüyorum. Oradan pek çok aile bize geliyor. Bir denedik, iki denedik olmadı, üç denedik olmadı ve bakılan bir şey yok. Yani niye tutmadığını kimse söyleyemiyor. Şans, kader, kısmet deniyor diyorlar. Evet, yakın zamana kadar belki biz de böyle söylüyorduk ama artık bir sürü bunun testi çıktı. Yani neden tutmadığını embriyonu bakacak, testi ve tanı koyacak materyalleri artık elimizde var. Çok sık duyduğumuz bir de polikistik over sendromu var, değil mi hocam? Bunun da bu konuyla alakası var mı? Etki ediyor mu tutunmasına? Polikistik de ne yazık ki tutunmaya etki ediyor. Şöyle ki bu hanımlarda ortalamanın üstünde yumurta var. Bu tüp bebekçiler için bulunmaz bir nimet. Yani biz ne kadar çok yumurta alırsak o kadar çok embriyo yapıyoruz. Ve bu embriyoların içinde de kaliteli embriyo sayısı da o kadar fazla oluyor. Transfer ediyoruz. Artan kısmını donduruyoruz. Tek tüp bebek yerine iki tüp bebeklik hakkımız oluyor filan. Ama o irileşmiş olan yumurtalıklar ve kanda yükselmiş olan östrojen ilk transferde verdiğimiz embriyoların gebelik şansını bir miktar düşürüyor. Onun üzerine şimdi biz bu polikistik overli hanımlarda ne yapmaya başladık? Yumurtalarımızı büyütüyoruz, topluyoruz, döllüyoruz, embriyo yapıyoruz, embriyo haline getiriyoruz, ondan sonra donduruyoruz. Bir ay bekliyoruz, olmadı iki ay bekliyoruz. Yani bünye kendini toparlayıp yumurtalıklar sönene kadar, hanım zaten normale döndüğünü kendisi de hissediyor. Bünye sönene kadar bekliyoruz, ondan sonra embriyoları çözüp çözüp veriyoruz. O zaman da ne oluyor? Bir tüp bebek tedavisinden normalde iki veya üç tane tüp bebek tedavisi yapmış oluyoruz. Çünkü başında söyledim, artık dondurulmuş embriyoların gebelik oranları da tazelerle denk. Hatta bazen onun bile üstüne çıktığı da oluyor.
Bunlar çok güzel haberler hocam. Çünkü evet, çalışma temposundan dolayı çocuk yapmaya vakti olmayan ve yaşı ilerleyen pek çok kadın var maalesef. Evet. Peki hocam, yumurta sayısının azalması durumunda, yumurta rezervinin azalması durumunda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi şu şey, genç ve biraz daha ileri yaş tanımına bir dönelim isterseniz. Peki. Eskiden biz şey diyorduk, 34'ten sonrasını hani orta yaş üstü falan diyorduk. Şimdi artık 38 ve altına biz hani genç diyoruz. Yani benim bu anlattığım yöntemler gençlerde çok iyi sonuç veriyor, çok iyi cevap alıyoruz dediğim. Yani 38 ve 6 yaş grubundan bahsediyorum. Ha, 39 ve 40 yaş orası bir ayrı grup, 40'ın üstü ayrı bir grup. Yani bizim yöntemlerimizdeki gelişmeler hanım yaşının da nispeten daha yukarılara doğru emniyet marjıyla çıkmasını sağladı. Şu an için bizim durmak zorunda hissettiğimiz yer 46'nın üstü yerler. Yani 47-48 olarak konuştuğumuz zaman o zaman bir haylice sıkıntı çekeceğimiz bariz. Onun için 38 ve 6 yaş grubunda bütün bu bahsettiğim testler, mesela bir kanda pıhtılaşmaya yatkınlık olabiliyor hanımda. Siz bunu eğer bilmiyorsanız, diyelim daha önceden denemesi var, gebelik olmamış ama gelip de siz bunu bilmeden veya testlerine bakmadan yaptığınız zaman bunu kaçırabiliyorsunuz. Çünkü kanda pıhtılaşmaya yatkınlık olduğunda rahimi besleyen kılcal damarlar var. Şimdi bebeğin ilk baştaki beslenmesi, bir kendi sarı kesesi var yanında, beslenme sepeti. Bir bundan besleniyor. Bir de kılcal damarlar geliyor, bir de bunlardan besleniyor. Ufak tefek kılcal damarlar eğer daralır veya tıkanırsa bebek beslenmesi yarı yarıya bozuluyor. Yine bazı bebekler bunu aşabilir, tutunmayı becerebilir ama bakıyorsunuz bu hanımlarda tutunma sonrasında yine bebek kaybı veya rahim içinde ölüm oranları yine yüksek. Bunun yanında mesela rahime yine gelmişken, rahim içi de bu konuda önemli. Rahim içinde bir kamerayla, diyelim ki daha önceden tutunmamış bir tüp bebek denemesi var. Rahim içini yine bir kamerayla gözden geçirmek lazım. Gerekiyorsa oradan parça almak lazım. Gerekiyorsa oradan lavaj sıvısı almak lazım. Bunlar niye lazım? Mesela kronik endometrit yakalayabiliyorsunuz. Veya girdiniz, daha önceden ultrasonda görülmeyen rahim içinde bir ortasında bir yapışıklık var. Veya bölmesi var. Hoş, bölmeler gebe kalmayı engellemez. Ama erken düşük ve erken doğuma sebebiyet verir. O kadar uğraştınız, didindiniz, tüp bebek yaptınız. Niye şimdi 5 ay 6 aylık bir erken doğumla sonlansın? Onun için bu tür durumlarda rahim içine bir kamerayla girmek, ki histereskopi diyoruz biz onun adına. Histereskop yapmak da gerekiyorsa kötü olduğunu gördüğünüz bölgeden parça alıp onun kendi rahim içinin olması gerektiği gibi bulunup bulunmadığında kontrol etmekte fayda var. Açıkçası. Peki tüp bebek tedavisinde yaş sınırını 46 gibi anladım ben. Şimdilik öyle. Şimdilik bundan öyle. 10 yıl önce 40 diyorduk. Tabii. Şimdi 46. Yani bu değişiyor. 10 yıl sonra daha da ileri olabilir. Olabilir. Deneme sayısında bir sınır var mı hocam? Deneme sayısı olarak da eskiden 6 diyorduk. Fakat yine Avrupa'dan gelen hastalarımız bunu bize öğrettiler. Yani benim karşılaştığım 12-13. denemesi olan hastalar oldu. Çünkü bazı ülkeler mesela ilk 3 denemeyi devlet kanalından ödüyor. Daha sonrasında kararlar değişti. 2'ye indi bizim hastalarımız, psikolojik raporlar aldılar. O yanı gene 3'e çıkardılar falan. Yani tarih süreci içerisinde değişti ama diyelim ki hala 3 tane ödeyen ülkeler var. 3'ten sonrasını maddi olarak kendileri karşılayarak yapıyorlar. Sonunda nihayet duyuyorlar ki ya Türkiye'de bu iş iyiymiş. Sonra çıkıyorlar buraya geliyor. Yani 12-13. denemesi olan hastalarım oldu benim. Ne yapacağınızı bilirseniz, çünkü pek çok yöntem var. Yani rahim içine çizik atma yöntemi var. Biraz önce söyledik, gebelik aşıları var. Rahim içini günlendirip 3. gün transferimi yapayım, 5. gün transferimi yapayım diye yapılan testler var. Bir sürü bir şey var. Şimdi burada önemli olan orkestranın şefi gibi. Yani nerede ne yapacağınızı bilmek. Bir hastaya bütün bunların hepsini birden yapayım derseniz mümkün değil, yapamazsınız. Yani maddiyatını bir kenara bırakın, manevi olarak yapmanız zaten mümkün değil. Onun için hani son zamanlarda hep ortaya çıktı kişiye özel tedavi. Bu tıbbın her dalında böyle. Evet. Yani her hasta aynı değil. Tüp bebekte aynen bu da geçerli. Yani kişiye özel. Şimdi bu ailenin neye ihtiyacı varsa tutup ona onu yapacaksınız. Hepsini birden yapayım dediğiniz an yapmanız mümkün değil.
Peki izleyicilerimiz merkezi, doğru merkezi seçmekte nelere dikkat etmeliler hocam tüp bebek tedavisinde? Bu çok zor bir soru. Çünkü şöyle, ben de arada hasta oluyorum. Ben doğru merkezi, doğru doktoru nasıl seçeyim? Ben doğru doktor seçmeye gayret gösteriyorum. Yani doktorum nerede olursa olsun. Onu da nasıl seçiyorsunuz? Doktora açıkçası, güven çok önemli değil güven, mi? Yani iletişim anladığım kadarıyla bu tedavide. Benim şöyle bir avantajım var. Ben içeriden işi soruşturuyorum. mesleğim gereği mutlaka bir tanıdık birileri bir şeyler oluyor. Evet. Soruyorum, soruşturuyorum. Onlar da sorup soruşturuyordur ama açıkçası bu benim hani cevap verebileceğim bir konu değil. Sonuçta karşı karşıya geldiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman, insanların size anlattıkları aklınıza yatıyorsa, gözlerine baktığınız zaman doğru düzgün bir insan ve doktor görüyorsanız seçiminiz budur. Onun dışında hani fazla da bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Peki çevresel faktörler hocam, sigara kullanımı, alkol tüketimi, gebe kalmayı etkiliyor mu? Etkilemez olur mu? Sigara da etkiliyor. Fakat şöyle, hastalarım beni sever, diyorum ki 5'e kadar sigara serbest. Niye? Çünkü stres daha fazla bizim işimizi bozuyor. Yani direkt yapılmış çalışmalarda gözüküyor ki bir kere tüp bebeğe giren hastaların stres katsayısı açık kalp ameliyatına giren hastalarınkinden daha yüksek. E şimdi bu kadar yüksek stresli bir hasta grubuyla beraber bir takımız biz. Yola çıkıyoruz. Çıkarken şimdi ben oyuncumun, yani teknik direktör olarak bakın bana. Ben oyuncumun stresli olup da topa ters vurup gol atamaması gibi bir şeyi istemem. Onun için stresini mümkün olduğu kadar bazalde tutmam gerekiyor benim. E sigara içmezse biliyorum ki stres katsayısı artacak. Bari diyorum 5'e kadar izin vereyim. Nasıl olsa iyi bir haber alınca analık içgüdüsü ise, analık içgüdüsü ile kendisi bunu bırakacak. Doğru. Gene mi bırakamadı? Gebelik bulantı kusmalarıyla bırakacak. Yani elinde sonunda bırakacak. Yaşa gelince biraz önce söyledim. Yani belli limitlerimiz var. Onun üstüne şimdilik geçemiyoruz. Kendi yumurtasıyla işlem yapmak için geçemiyoruz. E ama diğer taraftan 34'lü yaşları orta yaş kabul ederken artık 38'lere falan kadar da geldik. Onun için o açıdan da avantajlıyız. Kilo? Şu kilo bir şeyi çok etkiliyor. İlacın dozunu etkiliyor. Vereceğimiz ilacın dozunu. Yani doğurmamış standart Türk kadını 60-65 kilo civarıdır. Tek doğum yatmışı 70-75 kilo civarıdır. E şimdi o aradaki 10 kilo bizim 50 ila 75 ünite üstüne koymamızı gerektiriyor. Hani kişiye özel dediğimiz bu. Yani her kilodaki hastaya aynı dozda ilaç veremezsiniz. O etkiliyor. Bir. İki, 90 kilonun üstündeki hanımlarda gebelik olduğu zaman, hele hele bir de ikiz gebelik olduğu zaman, siz şeye bakmayın, önceden bir defa iki defa tutmamış olabilir. Ama bu hanıma siz iki tane verdiğiniz zaman ikiz gebelik olabilir, yapabilirsiniz bunu. İkiz olduğu zaman 15 kilo üstüne koysa 90 kilo 105 kiloyla bitirecek. 100-110 kiloysa 125 kiloyla gebelik bitirecek. Bu da gebelik şekeri, gebelik tansiyonu. Bu tür gebelikle ilgili yan hastalıkların çıkmasına ortam sağlıyor. Hocam Türkiye tüp bebek tedavisi açısından çok tercih edilir bir ülke haline geldi. Bunun nedeni sizce ne? Bu tedavinin ekonomik boyutu ne? Neden ülkemize geliyor insanlar tüp bebek tedavisi? Öyle oldu. Öncelikle bir kere Türk toplumu için çocuk önemli. Batı toplumu için o kadar önemli değil. Amerika'da da çok önemli olduğunu gördüm ama mesela tüp bebekte tutmadığı zaman bizim kadar üzülmüyorlar. Onlarda da önemli. Yani 4-5 çocuklu aile çok. Amerika çünkü New York'tan, Los Angeles'tan ibaret değil. Kırsalında çocuğu onlar da çok seviyor. Fakat hani tutmayınca bizim kadar üzülmüyorlar. Bizde bir haylice yıpranma oluyor. Niye? Ekonomik olarak hakikaten uygulamak insanlara biraz zor gelebiliyor. Ama baktığınız zaman Avrupa'daki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatlar, Türkiye onlara göre yarı yarıya, hatta üçte biri kadar bir maliyet çıkartıyor insanların önüne. Bunu duydular. Baktılar Türkiye'ye gelenler yazın hem ailelerini gördüler hem dönüşte hayırlı bir haberle geri döndüler. Geri gelen komşularını gördüler. Sonra onlar bize oradaki orijinal mesela Hollandalı, Alman, İsveçli onları yollamaya başladılar. Şimdi baktığınız zaman yazın hatta beraber geliyorlar gelirken yakın yanında. Bir diyelim Hollandalı komşusunu tanıdığını getiriyor. Onlar buraya tüp bebek tedavisi için gelmeye başladılar. Aynı başarı plastik cerrahide de var, göğüs kat damar cerrahisinde de var. Yani pek çok açıdan şu an tıp olarak, tıp alanında
Avrupa'nın tabii ki çok iyi doktorları, çok iyi merkezleri var. Fakat bizim de Avrupa bazında ele aldığımızda çok iyi yerlerde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi kırmadınız. İstanbul'a kadar geldiniz. Bu güzel bilgileri bize verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.